Arkadaşlar merhaba, Engelsiz Günler kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi engelli milletvekili Serkan Bayram tarafından yapılan bir çalışmanın Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğunu sizlere iletmiştim. Bugün bir gelişme yaşandı bu konuyla ilgili. Çok detayını henüz bilmiyoruz ama ilk ağızdan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık tarafından bir açıklama yapıldı. İstanbul'da bugün gerçekleşen bir toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katılımıyla Sivil Toplum Buluşmaları adı altında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda kendisinden de ilk ağızdan engelli araç alımını ile ilgili, limitleri ile ilgili, alt limit sınırı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Öncelikle bu videoyu ben size bir izleteyim. İzledikten sonra da tekrardan devam ediyor olalım. Yine motor taşıt alımlarında ÖTV indirimi ve muafiyet hakkı bizim hükümetlerimizce tanındı ve yıllardır uygulanıyor. Bununla ilgili bir alt birimi baremin yükseltilmesi, sınırın yükseltilmesiyle alakalı bir talep var. Bunun da farkındayız. Daha önce de görüştük pek çok engelli sivil toplum kuruluşlarımızla ve temsilcilerimizle. Bununla ilgili de çalışmalarımızı inşallah sürdürüyoruz. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarında bulunduğu gibi bu konuda bir çalışmanın yapıldığı, engelli ÖTV muaf araç alım limitinin, alt sınır limitinin farkında olduklarını, bununla ilgili talepte bulunulduğunu, görüşmeler gerçekleştirildiğini kendisi iletti ve bir çalışma yapıldığını da belirtti. Detaylarını henüz bilmiyoruz dediğim gibi ama detaylarına ulaşır ulaşmaz sizlere tekrardan bu konuda bilgilendirme yapıyor olacağım. Bu toplantı bugün, yani 13 Aralık Pazartesi günü yapıldı. Bu konuyla ilgili gelişmeyi alır almaz da hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umarım yakın zamanda güzel gelişmeler olur. Herkes için faydalı olacak, herkesin faydalanabildiği limit olur. Yasalar tekrardan düzenlenir. Umarım güzel şeyler olur, bilgiler alırız. Sizlere iletirim tekrardan. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim, hoşçakalın.